kolaylaştıran Altı Adım köşemize hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Altı Adım'da kardeş olmanın inceliklerini işleyeceğiz. Kardeş, dünyadaki en samimi dostunuz, en büyük desteğinizdir. Şimdi Hüseyin'in kardeşi Yeter'le anlaşması için izlemesi gereken yolları inceleyeceğiz. Okul nasıl geçti bugün? Süperdi anne. Öğretmenim yazılı okudu. Yıldızı pek iyi aldım. Aferin benim küçük prensesime. Hüseyin sen ne aldın? Ben bir gazoz, iki de tost aldım. Nasıl iyi gitti biliyor musun? Hüseyin, sınavdan kaç aldın yavrum? Sen onu diyorsun. Bizim öğretmen daha okumamış sınavları. Evinin su basmış, çatısı uçmuş, camlar patlamış, evin temeli çökmüş, komşusu kurt adama dönüşmüş. Hüseyin, bu kadın bahçesinde doğal felaket mi besliyormuş? Ayrıca kurt adam nedir ya? Doğru, orada biraz abarttım. Anne, ben abimin e-okuluna girdim. Sınavdan bir almış. Sınıf sonuncusu olmuş. Ahça kardeş, sen benim e-okulumu nereden biliyorsun? Ayrıca öğretmeni seni bizzat okula çağırmış. Disiplin cezası almış. Susana. Madde bir. Kardeşler, sizin gizli sırlarınızı ortaya dökmek konusunda büyük bir tehdit olabilirler. Ayrıca son 3 gün içinde 2,5 gün okula gitmemiş. Türkçe öğretmeni tarafından dersten atılmış. Güzel kardeşim, artık sussana. Ayrıca geçen hafta seni etüt var diye kandırmış. Bahadır'la internet kafeye gitmiş. Bir dakika ya. Bunlar e-okulda nasıl yazıyor gammazca? Hüseyin. Neyse, ben yarın okula gideyim de şu işin aslını bir öğreneyim. Babanız birazdan gelir, ben içeride dolma sarıyorum. Sen var ya, kardeş değil, kallesin. Seni defalarca uyardım abicim. Eğer bugün beni de sinemaya götürmezsen bu saldırılarım devam edecek. Ya götürmeyeceğim ya. Aysel'in yanında küçük kardeşimle dolaşamam. Çok pis havam söner. Artık büyüdüm. Ben de sizinle takılacağım. Hüseyin, masada para var. Git baban gelmeden ekmek al. Demek büyüdün. Büyüdüğüne göre artık ekmek almaya sen gideceksin. Hadi bakalım, ekmek almak artık senin görevin. Doğru markete. Hadi. Madde 2. Ekmek almak bir bayrak yarışıdır. Ve evin küçük çocuğun görevidir. Bir yaştan sonra bu bayrak devredilir. Ama küçük kardeş ona direnecektir. Anne! Abim beni ekmek almaya gönderiyor. Ne oluyor burada? Neyi paylaşamıyorsunuz yine? Bir şey yok anne. Küçük büyük kardeşimi artık ekmek almaya gönderiyorum. Ya ben misyonumu tamamladım. Ben sırf bunun için kardeş istedim sizden ya. Hüseyin haklı. Hadi git ekmek al kızım. İyi anne. Peki. Ben giderim. Madem abim de sen istiyorsun, giderim. Gerçi dışarısı soğuk. Dışarısı buz gibi. Dışarısı afet, buram. Abartma, abartma. Dışarı 18 derece. Hava da kararmak üzere. O kadar yolu nasıl giderim? Saatlerce kurt ulumalarıyla vahşi ormanlarda yapayalnız. Bakkal yan apartmanın altında. Peki ya dışarıdaki tehlikeli dünya? Bir şey soracağım. Yanıma bir yabancı gelince konuşuyorduk değil mi? Ya ne yabancısı? Güvenlik listede oturuyoruz. Anne sen kanma buna ya. Anne? Anne? Anne! Ciğerlerim su mu toplar? Soğuktan ince hastalığa mı yakalanırım kim bilir? Hakkını helal et anne. Açaydım kollarımı da gitme diyeydim. Kızım.
kal. Ben kızımı sokakta bulmadım. Ha, beni buldun yani. Doğru söylüyorsun, seni de bulmadım. İbrahim, eve gelmeden ekmek al. Yemek yanacak. Vallahi yemek yanacak. Tamam, madem yıllardır böyle bir imkan var, ben niye acı çekiyorum kardeşim ya? Anlaştık mı? Gidiyoruz mu sinemaya? Asla. Bunu sen istedin abicim. Seslenme. Do, re, si, la. Ah, abi yapma, vurma. Tamam, özür dilerim. Yapmayacağım. Yapma. Hayır, hayır. Vur. Yapma, vurma. Söz, yapma. Söz veriyorum, bir daha yapmam. Abi lütfen. Abi, abi. Hadi. Kardeşlerin en büyük. Çok affedersin. Yok, masayı değil ya. Gözlüğüm... Gözlüğümü unuttum da buralarda bir yerde herhalde. Biz de hazırlık yapıyorduk, gözlük kaldı. Başlıyoruz efendim, malumunuz. Biz de yavaş yavaş başlıyoruz. Kız, ne yaptın buraları? Böyle mi buldun burayı? Dağıtmayın bak. Nasıl bulduysanız öyle bırakın. Tamam mı? Bunu toplayacağım sonra. Toplayacağım. Konu ne? Konu ne? Konu böyle kardeş yani. Ne ama? Altı adımda değil mi? Altı adımda tamam. Kardeş olmanın bir, incelikleri. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Gözlüğüm kalmıştı efendim. Onu alacağım şurada. Buldun mu? Efendim, çok yakında biz de başlıyoruz. Önce çocukları, sonra bizi seyretmeye devam edin. Hadi kolay gelsin. Bana bir notun var mı? Yok, seni seviyorum. Ben de. Bakıyor. Hadi kolay gelsin. Sürpriz oldu gerçekten. Madde 3. Kardeşlerin en büyük silahı ağlamak ve abartmaktır. Küçük yaşta bu silahı fark eden kardeş bunu en etkili biçimde ve zamanda kullanır. Hüseyin, ne oldu? Ne oldu burada? Anne, abim bana vurdu. Vurdu mu? Yok artık. Bence de yok artık. Abin yapmaz öyle şey kızım, abartma. Vurmadı ama vurmak üzereydi. Vuracaktı. Vurayazdı. Vurabilirdi. Vursa vururdu. Ya 9 yıldır Türkçe dersi geliyorum. Vurmak fiilinin bu kadar çekim olduğunu şu an. Kim bu saatte ya? Ben kapıya bakıp geleyim.
Başaramayacaksın kardeşim. Büyük konuşma istersen abicim. Kızlar siz geçin şöyle. Ben de sizi doldurup geleyim. Merhaba. Biz yeni komşularınızız. Tuz istemeye gelmiştik. Benim adım İkra. Benim adım da İkner. Merhaba. Canım kardeşim. Yorulduysan sana sandalye çekebilirim. Sağ canım kardeşim. Asıl sen yorulduysan seni kucağımda taşıyabilirim. Sırtımı alabilirim. Omzumda taşıyabilirim. Başımın üstünde yerim var. Kulağımda sesim var. Burnumda kokum var. Ya... Pardon Berat Efe. Kızlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz böyle bu kadar iyi mi anlaşıyorsunuz hep? Çok tehlikeli bir sessizlik oldu. Anlaşıyoruz. Anlaşıyoruz ama arada sıra. Arada sıkıntılar olunca nasıl çözüyorsunuz? Konuşarak. Çok güzel. İnatçı bir taraf var mı? Yok. Hemen sarılıp öpüşüp barışıyor musunuz? Zaten birbirinize bakınca kızamazsınız ki. Çok tatlısınız. Yani şunun tam burnu, yanağını bakıyor. Peki. O zaman sırtımda taşırımdan alalım. Sırtımı alabilirim. Omzumda taşıyabilirim. Başımın üstünde yerim var. Kulağımda sesim var. Burnumda kokum var. Kızlar kaşınızın altında da gözünüz var ha. Bir de siz çabuk gaza geliyorsunuz galiba. Yani öyle birbirinizi taşımanıza gerek yok. Çekeyim bir sandalye, oturun. Sen anlamazsın abi. Kardeş bunlar, kardeş. Bak nasıl seviyorlar birbirlerini. Madde 4. Kardeş sevgisinin etrafta bir sürü örneğini görebilirsiniz. Bazen görüp örnek almalı. Bazen de görmezden gelmelisiniz. Kardeşim benim her şeyimdir. Biz hiç ayrılmayız mesela. Bir tek tuvalet giderken ayrılıyoruz. Onu da kapıda bekliyoruz. Ay ne tatlı. Tuvalette kapıda beklemek neymiş ya? Yani bence çok saçma. Sana saçma gelmesi normal abiciğim. Kardeş sevgisi dediğin böyle olmalı. Bak bir kere bile üzmemişler birbirlerini. Aslında bir keresinde bisikletimi çaldırmıştı. Ona üzülmüştüm. Sen de benim telefonumu kaybetmiştin. Esas sen benim tabletimin ekranını kırmıştın. Sen benim en sevdiğim elbisemi leke yapmıştın. Sen ne kötü biriymişsin. Senden iyice soğudum. Ben de senden. Benimle asla konuşma. Asıl sen benimle konuşma. Konuşma. Hayır sen konuşma. Sus. Sen sus. Sen ben kimim sen? Bravo ya. Maşallah dediğin 3 dakika dayanmıyor. Hiç kavga etmemiş kardeşlerin bile ayarını bozdun. Ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım ya? Daha ne yapacaksın? Kore gibi ikiye ayırdın kızları. Kızlar tuz getirdi. Kızlar nerede ya? Anne onlar tuzla buz oldu. Bir süre birbirlerini yiyecekler galiba. Anlamadım ama neyse. Ben içeride sofrayı kurayım. Babanız da birazdan gelir. Babam geliyor. Görürsün sen şimdi. Senden korkan senin gibi olsun be. Ben bakarım. Babacığım, çok özledim ben seni. Ben de seni özledim. Güzel kızım benim. Sana bir şey söyleyeceğim baba. Şey. Baba, beni arkadaşlarla sinemaya gönderiyorsun değil mi? Bak birazdan gelirler ha. Aşk olsun abi. Şurada bir babam gelmiş. Ben de tam babama onu ne kadar çok özleyeceğimi söylemiştim. Aynen Hüseyin. Sen ne çıkarcı oldun be? Ya baban gelmiş baban. Ne bir selam, ne bir merhaba. Hiçbir şey yok. Hemen sinema. Madde 5. Küçük kardeş sevimliliğini yeri geldiğinde yağcılıkla birleştirerek tehlikeli bir silaha dönüşebilir. Babacığım nasıl geçti günün? Evimize ekmek getireceğim derken ne mücadeleler verdin yine. Ne?
tanesi. Ben bankada çalışan normal bir memurum ya. Öyle deme baba. Kim bilir kaç tane evrağı, dosyayı, yığdılar masasına bugün bunlar bitecek diye. Belki de bugün öğlen yemeğinde en sevmediğin yemeği sırf bizim için yedin. Doğru. Bamya vardı. Hem de ayıklanmamış. Çok zor günler geçiriyorum. Neler çekiyorum ben ya. Babamı da hipnotize etti çakal. Baba, beni arkadaşlarla sinemaya gönderiyorsun değil mi? Gönderiyorsun. Hala sinemam abi. Görmüyor musun babamın halini? Yok sana sinema falan. Ama baba ya. Sen abime bakma baba. Benim hatırım için gönderen o. Hem bak, beni de sinemaya götürecekmiş. Ha. Tamam o zaman gidin. Ya ben de köçüyüm ya, biraz dinleneyim ya. Aynen. İbrahim. Hah, ekmek almayı unuttun değil mi? Ya. Ya ben sizin için bamya bile yiyorum. Ben de insanım ya. Ne oldu buna ya? Ben şuna bir bakayım. Çok tehlikelisin. Ben bakarım. Vallahi çok tehlikeli. Aysel, Bahadır. Hadi kanka, filmi kaçıracağız. Ya şey, yeter de bizimle gelse olur mu? Yani gelmesi lazım. Ya gelmek zorunda. Hüseyin, sen kardeşinle mi geziyorsun? Yok, asla. Kullanırız bunu, oraya buraya göndeririz. Abi, kaç yaşındasın sen ya? Kardeşle filan dolaşmalar. Daha mı oldum şu an? Merak etme Hüseyin. Senin elini de tutarız biz yolda. Kaybolmazsın. Hala küçüklerle geziyorsun ya. Ya Bahadır abi, sen de hemen kandın ya. Abim şaka yapıyor. Benim ne işim var büyüklerin arasında ya? Hadi siz gidin. Vallahi mı? Evet. Ben abimi hiç arkadaşların yanında rezil eder miyim? Birini sonra da gidersin. Olmaz öyle şey. Kardeşim gelmiyorsa ben de gelmiyorum. Kusura bakmayın ama sonra beraber gideriz. Ben kardeşimi yalnız bırakamam. Saçmalama Hüseyin. Kardeşini sinemaya götürmen büyük incelik. Ya biliyorum, hala küçüklerle gezdiğim için... Ne dedin sen? Kardeşine böyle sahip çıkan biri olman beni çok etkiledi. Şu an gözümle değilim. Bir kat daha arttı. Öyle değil mi Bahadır? Evet kanka. Aysel haklıymış. Yani haklı. Tabii ya. Biz var ya, bir an bile ayrılmayız. Biliyor musunuz? Birimiz tuvalete gitse öbürü kapıda bekler. İnanamıyorum sana Hüseyin. Çok düşüncelisin. Doğru mu Yeter? Gerçekten abinle aranız iyi mi? İyiden de öteyiz. Sadece abim olsun, başka bir şeyim olmasa da olur. Madde 6. Arada ufak atışmalar, anlaşmazlıklar olabilir. Ama kardeşler arası sevgi esastır. Hadi bakalım sinemaya. Hadi, 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 hadi. Hadi. Kardeşlik bir kalbi ortak kullanmak gibidir. İnsan ne kadar sinir olsa da kardeşini her şeyden çok sever. Büyük bir ustanın da dediği gibi. Ey benim bin yıllık kardeşim, unutma. Benimki kanar, senin parmağına çöp bassa. Sevdiklerinizle, kardeşlerinizle mutlu kalın, esen kalın.